Harbi Kapı iyi çalıyor taktik abi, bir ha. dakika geliyorum. Bir bak bakayım kapıya sen. Kapı çalıyor, ben mi kapıya bakayım? Aa, benimki de çalıyor. Ben ne alakayım ya? Of. Ben yapmıyorum ya. Tişört fena herhalde lan, baksana. Ha, reklamını yapalım. Bunu bir tane izleyicim yapmış. Kim yapmış bilmiyorum ama. Notu vardı da nerede? Bu tuzlu melitem mi böyle? Değil ya. Nerede bilmiyorum. Neyse. Baktım yanımda duruyordu. Tişört çöktüm. Rigra tişörtünü yapar arkadaş. 3 tane diletmek istiyormuş chat'e. İyi paylaşırsınız oğlum işlerinizde. Baba bu tişörtü kaç para çok yapar? Yapıyor yalnız. Kaç para yapar onu söylesin. Adetli alacağım. Kaç para yapar? Ha, promosyon ürün bak, ona göre fiyat ver. Ha. Bunun baskısı falan iyi değil. Ya iyi de bu 3 yıkamaya gider gibi ya. Emin değilim. Baskı kalitesiz. Ters çevirip yıkayacağım. Kaç para yaparsın? Toptan alacağım. Çaycı onu öğrenince bana söyle. TL'den fazla olmasın. Komut geldi. Tamam. Aradığınız bir fiyat var mı? Oğlum satmayacağım, dağıtacağım lan size. Ama o da çekilişe giriyor ya. Abi çekiş ödül olmuyor mu? Ya ödül yapılır. Ödül yapılabilse her şeyi ödülle verirdik oğlum o zaman. Ben ısrarcı abi, olmak istemiyorum ama benim yöntemimin hala çalışacağına inanıyorum. Koşu yarışı yapsak mesela. Koşu hayır, hayır kanka. Gerek var mı? A4 kağıdı çekiliş yapıyorum. Ama A4 kağıdımın üzerinde RTX 4090 var benim. Oldu kardeşim. Onu kazanan adama da evet, memur bey. A4 kağıdını o A4 kağıdını verirken bak dedim, benim evde bir tane gerçek 4090 da vardı. Ben sana bunu da vermek istiyorum dedim. Kim karışabilir buna ya? Değil mi? Kim karışabilir? Böyle oturmuşsun memurla karşı karşıya. böyle memur sana diyor ki kardeşim sen 4090'ları vermişsin. Abi ben onu vermedim. Ben kağıt verdim, onu da yanında hediye ettim de. Bir şey diyeceğim. 4090'ı senin vermek... Tamam. Hayır bir dakika, 4090'ı vermek suç değil ki. Çekilişini yapmak yasak. Ben de çekilişini 4090 üzerine yapmadım. Ben kağıdı çekiliş yaptım. Adam kağıdı kazanmak için kazandı. Yanlış mıyım chat? Doğrusun kardeşim. Ben diyorum ki evet bu bir açık gibi gelebilir ama bunu bana değil bize değil memura anlat diyorum. Mona Lisa. Mona Lisa. Harbi iyi taktik ya. Bir dakika geliyorum. Bir bak bakayım kapıya sen. Kapı çalıyor, ben mi kapıya bakayım? Aa, benimki de çalıyor. Ben ne alakayım ya? Ben yapmıyorum ya. Abi satmak yasak değilse 1 TL'ye sat. O da faturalı olmak zorunda. Ben şimdi tek tek 1 TL'lik olur niye olmasın? 1 TL'ye satıyorum. Mesela zamanında şey olmuştu. Bu telefonlara bir şey yasağı gelmişti de telefon kabını telefon fiyatına satıp telefonu kap fiyatına satarak çözmüşlerdi. Onların hepsi tutuklandı oğlum. Öyle mi? Hayır ya, adamlar haberlere çıkıp anlattı biz. Hayır hayır, o şey değil miydi? Kredi kartı muhabbetiydi o. Taksitlendirme yapılması yasaktı. Öyle bir şeydi ha. Evet evet, şeyi satıyorlardı. Kılıfı şey yapıyorlardı. Adam 5000 liraya taksitlendiriyordu. Evet. Kılıfa taksit. Evet. Öyle bir şey vardı, hatırlıyorum. Ya abi bak. Bir de chatte şeyi çok görüyorum. Bak bu sizin kulağınıza küpe olsun. Ya ben yapıyorum bir şey olmuyor ya da böyle oluyor ya ne var dedikleri zaman ikna olmayın hemen. Koordinem bağımsız söylüyorum yani. Araştırın onu çünkü. Benlik bir şey yok, ben yapmıyorum. Onun kapısı henüz çalınmamış olabilir. Sizinki çalınabilir yani, öyle düşünün hep. Ben bu işe girdiğimden beri böyle birileriyle bir şey konuşurken hep böyle. Yok ya ne oldu, hiçbir şey olmuyor da. Öyle bir şey yok. Olsa bana olurdu, ben 20 yıldır yapıyorum. 2 sene geçiyor, bir haber geliyor. Gitmiş herif pert. 22 senelik borç birikmiş bir de böyle. 20 senedir yapıyorum. Tabii. Dur, çaycı mesaj attı. 56 liraya geliyor abi. 20 ya s**ker lan. 56 liraya ben kendim burada çizerim üstüne. 80 liraya yaparmış tanesini. Dur ama piyasa çok değişti. 80 liraya bir tişört evet, baskılı. Evet abi, baskıya ve kumaşa göre çok değişti. Bakıyorum eskiden geçen sene 2 sene önce araştırdığımızda 25 liraya baskı alıyorlardı. Bu arkadaş kaç demiş? 56 lira. %5. Hangi baskı modeli ama nasıl basıyor? İşte bu biraz ucuz malzeme baskı. Malzeme mi var, boya mı? Yok, malzeme bu. Direkt haşır uşurlardan. Ha. O evet, o çıkar ya yıkayın. Ama şey mi, parmağında yolsan yolunanlardan mı? Gibi ama bu biraz bakayım yolmaya çalışayım. Yok ya bu öyle çok da kötü değil de promosyon ürün yani. Hani... Onlar 5-10 sene önce 3-4 liraydı ya. O evet. Baskı modellerine böyle
şey yapıyordun, yüzlü yüzlü alıyordun. İplik işlemesi, nakıştan bahsediyorsun. Nakış daha pahalıya gelir lan, deli nakış misin? Nakış çok pahalı. Nakış bayağı pahalı olur. Ama en güzeli de bence o. Ya ben nakış çok kullandım tekstilde de pahalı oluyor. Hele böyle tabii. Çini mi çili mi ne var böyle çok sık ya nakışlar, onlar çok para tutuyor. Evet. Kaç tane yapacağına bağlı abi. E bir de o var tabii. Adam işte 5000 tane istiyorum dedi mi fiyat değişiyor da. Mesela bir tane baskı modeli var işte. Kalıp çıkarmalı. Kalıp çıkarması pahalı. Ama kalıbı çıktıktan sonra tanesini 3 liraya yapıyorsun baskını mesela. Ama kalıbı da 5000-10000'e çıkarıyor belki adam. Sen iyi biliyorsun lan bu konuları Bedir. Bedir ticaret tamam. Uzmanı ya o. Yok estağfurullah. Ben de biraz öğrenmiştim. Neyse biz araştırırız. Ya böyle en kötü ne yaparız biliyor musun? Oyunu alan yok öyle bir şey olmaz. Ya. Oyunun yanında promosyon. Aynen promosyon. Nasıl baş edeceksin promosyon. Oğlum? Promosyon. Sende logosu olan boxer duruyor mu? Pipi kısmında Eliren logosu mu? Duruyor. Beyaz don. Hatta en geçen gün. Yalnız. Bak evet onu da göstereyim size. Çorap geldi. şimdi hemen göstereyim. Ahmet gezmiş özel special edition. O harbi mükemmel. Abi masum yine gitti ya. Bak wireless ürün kullanmayacağım artık. Yemeyeceğim bunu. Pilli al abi. En güzeli pilli olmaz mı? Koy yanına da 150 tane pil. Baba bir arkadaş çorap yapmış. Bak. Bak bak detaylara şimdi bir göstereceğim. Görüyor musun? Bak asıl detay burada. Asıl detay burada. 8 point. Ve iyisi de normali. Wow. Ay, bu arada bu tişörtte bir gizli detay daha var. Sırtım yanıyor. Vay. Arkaya bak. Abi ne sandınız? O yüzden o 56 lira tutmuş. Arkaya da baskısı var onun. Sadece önder ikratlı bir fiyat versene. Önder ikrat yıkama talimatı istemiyoruz. İç etiket de çıkar. Öyle 58 lira oluyor. Ben bunu yıkama talimatları falan masrafı arttırıyor. Tabii yani. Küçük masraflar ama arttırıyor tabii. Hepsi maliyet onların. Anahtar teslim gibi düşünme yani. Poşet falan da yok. Hiçbir şey yok. Kolin içine at yolla. Öyle kaç para olur? Baskıdan çıkar. Buruştur. Dövmesi çıkacak. Bakayım kaç para indirecek. Tukan abi ben hediye edeceğim sana tişörtü. Oğlum hediye etmeyeceksin işte dur. Gel bizim fabrikada halısını basalım. Halıcı mı? Ya ne yap kim evine niye rigrat yazılı halı alsın? Fiş fatura yok olmaz. Reis sadece tişörtün boşu 56 lira baskı ise 20 lira toplam 76 olur. Oğlum 4 lira indirdin ya. Tak yıkama talimatını geri ya. Bu tişörtü galiba hazır alıyor. İçinde her şey varken alıyor yani. Kendi diktirmiyor. Rock around the clock. Now all we need is right here in front of us.